İşte 27 Temmuz 2020 gününe damga vuracak transfer haberleri. Beşiktaş'tan Harun Tekin hamlesi. Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızlı başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gençler Birliği maçından sonra yaptığı "Kaleye Türk bir kaleci transferi yapacağız" açıklamasının ardından gündemdeki iki isim ortaya çıktı. Harun Tekin ve Günay Güvenç. Spor Arena'nın haberine göre Sergen Yalçın'ın yönetime verdiği raporda Harun Tekin transferini çok istediği belirtilirken önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın 31 yaşındaki kaleci için Fenerbahçe'ye resmi bir teklifle gitmesi bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe'de sadece 2 Süper Lig maçında kaleyi koruyan Harun Tekin'in 2021 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan Okan Kocuk'tan memnun kalmayan Galatasaray'da yedek kaleci takviyesine karar verildi. Listenin ilk sırasında yer alan Volkan Babacan için Başakşehir'in tavrı belirleyici olacak. Turuncu lacivertliler bonservis isterse sarı kırmızıların B planı eski kalecisi Sinan Bolat. Belçika'da iyi işler çıkaran Sinan Bolat'ın Antwerp'le sözleşmesi sona erdi. Mandzukic Galatasaray'ın teklifine açık. İspanyol Asın haberine göre maddi sorunlar nedeniyle Al-Duhail ile sözleşmesini fesheden Mandzukic, Galatasaray'dan gelebilecek olası bir teklifi değerlendirmeye açık. Falcao ile yolların ayrılması durumunda Galatasaray Mandzukic'e yönelebilir. Gümüştü, altın oldu. TFF'nin getirdiği yeni yabancı sınırlaması transfer döneminde üç büyüklerin gözünü yerli isimlere çevirmesine neden oldu. Üç kulübün bu transfer dönemindeki ilk büyük rekabeti ise Sinan Gümüş için yaşanacak gibi duruyor. Bonservisi İtalya'nın Genoa kulübünde bulunan bu sezonun devre arasında kiralandığı Antalyaspor'da 5 gol 1 asistlik performans sergileyen golcü oyuncuya eski kulübü Galatasaray ile birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta talip oldu. Genoa'nın Sinan'ı gelecek sezon bedelsiz kiralama kararı alması 3 kulübün de bu oyuncuya ilgi duymasını sağladı. Rodriguez Fenerbahçe'de kaldı. Fenerbahçe yönetimi maaş bütçesini düşürmek için yıllık 2 milyon euro kazanan ve 1 yıl daha kiralık sözleşmesi olan Geri Rodriguez ile yolları ayırmak istediği öğrenildi. Geri Rodriguez'in bonservisini elinde bulunduran Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a konuyla ilgili teklif yapıldı ancak kabul edilmedi. Böylece Geri Rodriguez önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giymeye devam edecek. Mensa için gemiler yakıldı. Bu doğrultuda teknik patron Fatih Terim'in bir süredir alınmasını istediği Bernard Mensah için bir kez daha Kayserispor'un kapısı çalındı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, sportif direktör Bülent Bölükbaşı ile görüşürken Beşiktaş'ın Mensah için 1,5 milyon euro önerdiği ve anında red cevabı aldığı ortaya çıktı. Galatasaray'dan istenen para 3,5 milyon euro. Bu da Kayseri'nin Mensah için Atletico Madrid'de olan borcunu karşılayacak. Sarı Kırmızılılar, Maicon, Belanda veya Fegüli'nin satışından gelecek parayla bu bedeli ödemeye kararlı. Burak'ın yerine Jørgensen. Burak Yılmaz ile yollarını ayıran Beşiktaş yeni golcüsünü Hollanda'da buldu. Takvimde yer alan habere göre siyah beyazlı yönetim teknik direktör Sergen Yalçın'ın da görüşlerini alarak Hollanda ekiplerinden Feyenoord'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan forvet Nikolaj Jørgensen'i listenin en başına aldı. Yönetimin bu hafta içinde Feyenoord'la masaya oturarak resmi teklif yapacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor. Kanatları hızlı futbolcu arayan Fenerbahçe'nin gündemine giren son isim Arnaut Danjuma oldu. Sarı lacivertliler Premier Lig ekibi Bournemouth'ta forma giyen Hollandalı'yı kiralayacak. Galatasaray Victor Ruiz ile görüşüyor. Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen Victor Ruiz ile ilgili pazarlıklar sürüyor. Alacakları ödenmediği için Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Victor Ruiz, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilmişti. Teknik heyetin sıcak baktığı oyuncu ile ilgili pazarlıklar sürüyor. Beşiktaş'ta 1.8 milyon euro garanti ücret alan 31 yaşındaki stoperden bu rakamı indirmesi istendi. Bu transferdeki esas önemli nokta FIFA kararı. Beşiktaş ile İspanyol stoper fesih nedeniyle davalık olmuştu. Sakatlıklar sebebiyle bu sezon birçok maç kaçıran ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Radamel Falcao konuştu. Eşim hamile, burada doğum yapmak istiyor. Hepimiz çok mutluyuz. Galatasaray'da yapacak çok şeyim var. Gerekirse maaşımda bir miktar indirime gitmeye hazırım.
virüs nedeniyle dünya ekonomisi zor bir dönemden geçiyor ve durumu anlamak zorundayız, dedi. Elneni Trabzonspor'a önerildi. Menajerler sezon ortasında Obi Mikel ile yollarını ayıran ve sezon sonunda Bodo Ndiaye'nin Stoke City'ye dönecek olması nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen Fırtına'ya Beşiktaş'tan ayrılan Muhammed Elneni'yi kiralayabileceklerini iletti. Yine Süper Lig'de. Trabzonspor'un sezon başında Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla 2 sezonluğuna 750 bin euroya kiraladığı Alexander Sherlock'un ligde 34 maçta 24 gol atarak gol kralı olması adada gündem oldu. İngiliz taraftarlar performansını hayranlıkla izledikleri Norveçli futbolcunun elden kaçması nedeniyle Crystal Palace yetkililerini eleştiri bombardımanına tuttu. Sherlock'u futbol severler yine Süper Lig'de izleyecekti.